Evet, başka bir sahası. Facebook'ta Anatolian Armenians isimli bir web sitede, bir adreste Mimar Sinan'ın Ermeni kökenli olduğu iddiasında bulunmuşlar. Bu küllüğüm yalandır. Pars Tuğlacıyan getirdim makalesini. Ama ben isterseniz size buradan okurum ama sıkılırsınız. Pars Tuğlacıyan adında bir Ermeni vardır. O bir vesikayı yanlış okuyarak yahut da kasten nakız naklederek bunu iddia etmiştir. Her nedense böyle büyük adam sanki Türk milleti içinden çıkmaz diye bu yaygınlaşmıştır. Burada makalesi. Buna da Nejat Göğünç cevap vermiştir. Vesikanın aslında bularak. Mimar Sinan asla Ermeni değildir. Mimar Sinan Hristiyan, Kayseri'nin Hristiyan Türklerindendir. Hristiyan Türk devşirme çünkü. Hayatının 40 senesini Yeniçeri olarak yaşamış. 50 yaşında mimarlığa başlamıştır. 50 yaşında. Şimdi o makaleden okursam bulunduğu köyün adından Ermeni olduğunu istidlal ediyor Pars Tuğlacıyan. Tamamen yanlıştır ilmi olarak. Ve bunun ben cevabını galiba Mimar Sinan romanda mı verdim, nasıl oldu bilmiyorum. Bir yerde de yazdım bunu. Asla doğru değildir. Mimar Sinan Hristiyan Türktür. Bizans Arap istilaları başlayınca Doğu Anadolu'ya Rumeli üzerinden gelen Peçenek Türklerini set gibi yerleştirmiştir. Onları da Hristiyanlaştırmıştır. Onların Arap istilalarına karşı Bizans'ı müdafaa ettiklerine dair de çok tarihi kayıtlar vardır. Ve Sinan'ın Türk olduğu da Hristiyan olmasına rağmen ailesinin isimlerinden bellidir. Kardeşlerin ismi bellidir. Bir vesikada oradaki Hristiyanlar Kıbrıs'a sürülüyorlardı. Sokollu Mehmet Paşa'ya giderek Sinan bunu önlemiştir. Kardeşleri, aile efradı Kıbrıs'a sürgün ediliyordu. Bir yerde bir kavga oldu mu? O kavga eden kabileler birbirinden uzaklaştırmak için Rumeli'ye sürerler, Kıbrıs'a sürerler böyle. Oradaki isimlere baktığın zaman bütün isimler Türkçedir, Türk ismidir. Halbuki aynı köyde Ermeni de vardır. Bunlar Ermeniden dönme olsalardı köyün hepsi dönerdi. Ötekiler Ermeni kaldı da bunlar niye Müslüman adıyla Hristiyan? Çünkü Hristiyan Türk, Peçenek asıllı bunlar. Onun için bu iddiayı Nejat Göğüncü'nün makalesi vesikalarla ret ve cerh etmiştir. Pars Tuğlacıyan Ermeni olduğu için Mimar Sinan gibi bir büyük şahsiyeti kendi milletinden göstermek hoşuna gitmiştir. Makalesinin referansını da veririm isterseniz. Sözlerini de söylerim, cerh ederim ama bunu kitaplarda yapıyoruz. Konuşmada bu sizi sıkar. Evet.